Merhaba arkadaşlar. Bir Dünya Masal programına hoş geldiniz. Bugün benimle beraber çok sevdiğim hayvanlardan biri olan sincap var. Sincapın yapraklarını biri almış. Ama kim aldığını ben de bilmiyorum. Hadi hep birlikte sincapın yapraklarını kim almış öğrenelim. İşte sonbahar geldi. Yılın en güzel zamanlarından biri. Yuvama güzelce yerleştim. Fındıkları mideye indirdim. Oh, gel keyfim gel. Güneşin ışığı artık yakmıyor. Ne güzel. Harika bir tent oldu bana. Canım yapraklarım. Renkleri de değişmiş. En iyisi. Hepsini sayayım. Kızıl. Altın. Turuncu. Ah, şurada da açık sarı var. Sonra kahverengi. Ha, şu biraz yeşilli gibi ama hayır. O da sanırım turuncuya dönmüş. Bir saniye. Yapraklarımdan biri nerede? Yok işte. Burada da yok. Aa, şurada da yok. Taşın altında yok. Ağacın içinde yok. Hiçbir yerde yok. Bilge. Huhu. Komşu. Komşu Bilge'ye gitmiş. Komşu Bilge. Kim acaba? Acaba yaprağını o almış olabilir mi? Yok canım. Komşu komşunun yaprağını almış değildir herhalde diye düşünüyorum. Onun da yeterince yaprağı vardır herhalde. Ne var? Ne oldu? Biri yaprağımı almış. Bilge bir kuş. Hem de küçük, tatlı, mavi bir kuş. Bilge'nin evinde bir bowling topu var. Ve bowling yeni başlayanlar için bir kitap okuyor. Aa, çok ilginç bu. Kuşların bowling oynayabildiğini bilmiyordum. Belki de kendi aralarında oynuyorlardır. Hem de fındıklarla ya da meşe palamutlarıyla. Neyi almış neyi? Yaprağını mı? Evet, yaprağımı. Bir yaprağım kayıp. Görüntüsü işte şu yaprak gibiydi. Tıpatıp fare çakılın yaprağı gibi. Ne düşündüğünü anlamadım. Ama o yaprak senin yaprağın değil Püskül. Nasıl bu kadar eminsin ki? Bir soralım bakalım. Çakıl. Sen mi aldın yaprağımı? Yok, ben almadım. Şu yaprak benim kayığım. Bak, gördün mü? O almamış yaprağını. Bir iki yaprağın düşmesi çok normal yılın bu zamanı. Artık düşünme bunu, tamam mı? Peki Bilge, yardımın için teşekkür ederim. Ben şimdi gideyim. Yarın görüşürüz. Kayıp yaprağını bulabilecek mi acaba? Ertesi sabah. Hayır, olamaz. Çok fena. Bilge, neredesin? Yine ne oldu Püskül? Başka yapraklarımı da almışlar. Affedersin, aç kakan sivri gaga. Şunlar benim yaprağım mı acaba? Hayır Püskül, bu yapraklar benim. Hepsini kendi ellerimle topladım. Çok uğraştım. Püskül yapraklarla sanırım kendine bir kapı yapıyor. Senin yapraklarını kimse almadı Püskül. Geçen yılda aynı şey olmuştu. Unuttun mu? Evet, olmuştu galiba. Sen en iyisi yuvana git. Biraz kafa dağıt ve bu düşünceleri aklından çıkar. Peki, sağ ol Bilge. Haç kakan nasıl da uykuya yatmış? Uyku gözlüklerini takmış ve yapraklarla kendini örtmüş. Yapraklarla kendine bir battaniye yapmış. Kafanı dağıt. Nefes al. Nefes ver. Rahatla biraz. Rahatlamak için biraz spor yapmış Püskül evde.
kendi... Aa, bu banyo ne banyosu? Cevizin içinde kendine banyo hazırlamış. Kitap okumuş ve uyuyarak rahatlamaya çalışmış. Ama sanırım burada görüldüğü üzere tüm gece hiç uyumamış. Çünkü ışığını hiç söndürmemiş. Ertesi sabah... Amanın, bu bir felaket. Bilge, Bilge, yok musun evde? Buradayım. Püskül, buradayım. Yine ne oldu? Aa, dur bir dakika. Yapraklarımı alan. Yoksa sen misin? Hayır efendim. Yaprakları alan ben değilim. Yaprakları götüren kimmiş? Sana göstereceğim. Bilge de evini yapraklarla ve çiçeklerle süslüyor. Ama yapraklarını kim alıyor o zaman? Ben de bilmiyorum. Püskül'ün yaprakları giderek kayboluyor. Nerede bu yaprak aşırıcılar? Onlara söyleyecek iki çift lafım var. Etrafına şöyle bir bak, gözlemle. Şu yaprak hırsızı her yerde. Ağaçları sarsan da o. Yaprakları hışırdatan da. İnsanların şapkalarını bile uçuran kendisidir. Şimdi anladın mı yapraklarını alan kimdir? Sanırım rüzgardan bahsediyor. Şu an yine bir rüzgar çıktı ve etraftaki tüm yapraklar uçuşmaya başladı. Ağaç kakanın, Bilge'nin, hatta farenin sandalı bile uçuyor. Yaprakları alıp götüren şey rüzgar. Her yıl aynı şey olur. Her sonbahar yapraklar kurur, dökülür, rüzgar da alır onları götürür. İlkbahar gelince yeni yapraklar çıkar eskilerinin yerine. Şimdi evime gidiyorum. Lütfen artık beni rahatsız etme. Umarım etmeyecektir. Huh, meğer yaprakları uçuran rüzgarmış. Yapraklar dökülünce rüzgarın esintisiyle uçarmış. Tabii ya. Yaprak hırsızı diye bir şey olur mu hiç? Kafam karışmış. Boşu boşuna herkesi suçlamışım. Ama şimdi anladım. Bu gece rahat rahat uyuyacağım, dedi Püskül. Bakalım gerçekten de öyle mi oldu? Ertesi sabah her yer bembeyazdı. Bilge! Bilge! Şimdi de çimenleri alıp götürmüşler. Of of, dedi Bilge. Şimdi de kış mevsiminin geldiğini farkında değil galiba. Kış mevsimi geldiğinde kar yağar ve çimler karların altında kalır. Ve onlar görünmez. Hikayemizin sonuna geldik. Sincap Püskül, mevsimler değiştikçe bazı şeylerin etrafında olup biten şeylerin değiştiğini de fark etmiyor galiba. Ama unutmaması gereken bir şey var. Başkalarını suçlamadan önce etrafında olup bitenleri araştırmalı, değil mi? Başkalarını suçlamak kolay. Ama önce nedenini bulmalı. Belki de kendi kaybetmiştir. Ya da istemeden bir şey olmuştur. Ya da doğal yollarla diğerleri değişmiştir, öyle değil mi? Hiçbir zaman bunu unutmayın. Önce kendimizden başlayalım soru sormaya. Daha sonra başkalarına gidelim. Hoşça kalın.